Zaten sanat yapıyoruz. Yani X bir mecra seçip o yolda ilerleme yani ne kadar doğru. Ben sinema mezunuyum. Bir de böyle bir durum var. 8 yaşından beri de müzik eğitimi alıyorum. Hı hı. Ben şimdi üniversite okumuşum, daha bir de şimdi master yapacağım. Müzik yapıyorum diye niye sinema yapmıyorum ki? Hani yaşım ilerlediği zaman şu an açıkçası kendimi film çekecek olgunlukta görmüyorum. Hiç çek ama kısa filmler çektin. Kısa filmler tabii ki çektim. Konulu muydu yani, hiç erotik film çektin mi? Yok, çekmedim. Düşündün mü? Yani evet. Hani sen de her an böyle şapkasından bir tinto biraz çıkartacak tip var da o yüzden hani şey yapıyorum ben. Teşekkür ederim. Sonrası mı geldi, ne bileyim? Yok, henüz düşünmüyorum öyle bir şey ama ileride müzik tabii düşünürüm. Müzik ve sinema ayrı şeyler değil ki. Aynen değil. Bütün sanat dalları birbirinin yani. İçinde. Aynen öyle. Yani şiir, bir sinema, tabii müzik ki. Hepsi. Edebiyat, hepsi mimari. Çok güzel. Peki, gayet güzel. Ayşen Gruda hiç evlendi mi? Evet, Ayşen abla evlendi. Evet. Çocuğu nereden yaptı? Ya, torun nereden geldi? Torun nereden geldi? Meryem ana mıyım ben? Ayşen abla diye çok uzun bir şey. Seni çok seviyoruz. Viyana'ya bize bir selam gönder lütfen. Selam sırası sende. Sevgiler Viyana. Selamlar. Güzel. Evet. Can Bonomo'nun şapkasındaki piercing miyim? Şapkasındaki mi? Evet. Şunları diye herhalde. Şapkanda piercing var mı? Piercing mi? Bilmem. O ne demek? Onu anlamadım. Burada takılır da şapkaya ya iki tane bir de bulamıyorum olmuş. Kamerada. Ha burada var. Ha onlar. Böyle var. Yok yok, bildiğin şey ya, şapkanın kendi öyle şeyinde şey kimyasında var. Kimyasında olan bir şey. Yani akşamları çıkarıp olmuş. Burnuna takıyor. Ha, çıkar, oraya, oraya. 17 dövmen varmış. 17'sinin 17 ayrı anlamı var mı? Tabii. Yani hepsinin ayrı anlamları var. 17 mi net rakam vermedim ben. Net rakam vermedim. Bir oturup da sayacağım diye kendi kendime de söyledim. Ama nerelerinde daha, var? Her yerinde var aslında. Yani göremediğimiz. Ne yapayım? Bizim görmediğimiz. Fantazi yapacağız. Hiç dövbeli görmedim. Var. Ay, teknoloji ilerledi. Çok bir şey değiştiğini sanmıyorum. Öyle mi? Eskisini unuttum da ben. Ya harikasın. Sadece daha iyiydi oğlum. Tahmininizi nasıl alırsınız? Tam da burada, tam yeri gelmişken Ayşen abla soracağım. Bu bir şey, şehir efsanesi var. Geri zekalı lafını gerzeğe çevirip dilimize o kazandır diyorlar. Doğru mu? Evet, doğru. Ve ayrıca bu literatüre kazandırdığın başka bir sürü şey daha varmış. Evet. Neler var? Ayrıca sorması. Söylemesi de ayıp gerçi de artık YouTube'da. Ben bir yaptığım şeyi bir daha başka kullanmam. Mesela hiç hayatta bir daha bir rolde gerzek lafını kullanmadım. Manyamış var. Manyamış var. O da. Nereden buluyorsun bunları? Bilmiyorum. O an geliyor. O an vahiy gidiyor bana. Ama gerzek enfes bir şey oldu. Yani evet, kısaltma oldu. Evet, artık yani hepimizin evet. Dinde vardır. Manyamış da öyle. Manyamış. Evet. Güzel. Ya evet, geldikçe Ayşen abla yani bu sektöre mal üretmeye devam edecek.